Merhaba. Global Business Council'ın konuşma serisinde bugün sizlerle Amerika Birleşik Devletleri'nde emeklilik konusunu ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde emeklilik sistemi pek çok bileşenin bir araya gelmesiyle meydana çıkmaktadır. Ama bunların en önemli üç taç ayağı, Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren tarafından desteklenen emeklilik planları ve şahısların emeklilikte kullanmak maksadıyla tasarruf etme planlarıdır. Gelin bunları tek tek ele alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik maaşı alabilmek için şahsın Amerikan vatandaşı ya da daimi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama hakkına sahip olması gerekmektedir. Bu şahıs Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istediği 40 kredi toplama şartını yerine getirirse emeklilik yaşı geldiğinde artık emekli olabilir. 40 kredi nasıl toplanır? Her bir kredi 3 aylık çalışma döneminde minimum kazanç miktarı, bu 2020 yılı için 1410 dolardır, elde etme şartı bulunmaktadır. Her bir kredi 3 aylık çalışma döneminde alındığına göre 40 kredi 10 senelik bir çalışma geçmişini gerektirmektedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 sene çalışmış minimum gelir miktarını elde etmiş kişiler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşı dolduğunda emekli olabilirler. Peki emeklilik yaşı kaçtır? Amerika Birleşik Devletleri'nde erken emeklilik yaşı 62'dir. 62 yaşına gelip emekli olma hakkını kazanmış kişiyle birlikte emekli olan kişinin 62 yaşı ve üstündeki eşi ya da 18 yaş ve altındaki çocukları da belli bir miktar emeklilik maaşı almaya hak kazanırlar. Emekli olmuş kişiyle birlikte eski eşi, 10 seneden fazla evli kaldığı eski eşi de emeklilik maaşına hak kazanır. Eşlerin ve çocukların özürlük durumunda bu şartlar çok farklılık arz etmektedir. Bu konuyu bu sunumda ele almadık. Emeklilik yaşı biraz önce söylediğim gibi erken emeklilik 62'dir. Şu anda normal emeklilik yaşı 65 ama göreceli olarak artmaktadır ve 1960 ve sonrasında doğmuş kişiler için bu yaş artık 67'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nde geç emeklilik yaşı ise 70'tir. Bu göreceli artış işte aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi. Eğer 1943-54 arası doğumluysanız 66, 55 doğumluysanız 66 ve 2 ay gibi yıl yıl farklılık arz edip 60 yılı ve sonrası için artık 67 yaş olarak belirlenmiştir. Peki içerideki fon nasıl toplanmaktadır? İçerideki fon çalışanlar için sizin maaşınızdan kesilen %6,2'lik sosyal güvenlik kurumu payı ve işveren tarafından ödenen %6,2'lik işveren payıyla birlikte toplamda %12,4'lük bir birikimle bu paralar Sosyal Güvenlik Kurumu'nda toplanmaktadır. Biraz önce söylediğimiz gibi minimum toplamanız gereken, almanız gereken, elde etmeniz gereken gelir 2020 yılı için 5.640 dolar. Maksimum sınır ise 137.700 dolardır. 137.700 dolara kadar olan geliriniz, işte bu biraz önceki %6,2'lik kesintiye uğrar. Ondan sonraki gelirinizle alakalı uygulama farklıdır. Minimum 10 yıl prim ödemesi, işte bu biraz önce söylediğimiz kredi elde etme şartı olduğundan ve maksimumda 35 yıl prim ödemesi hesaplanmaktadır. Peki 35 yıldan fazla çalışmanız varsa, 40 yıl çalışmışsanız, 42 yıl çalışmazsanız, o zaman düşük olan yıllarınız, gelirinizin düşük olduğu yıllar düşülmekte ve yüksek olanlar, en yüksek olan 35 yıl hesaplanmaktadır. Eğer iş sahibi olarak bir KOBİ, bir küçük işletme sahibi olarak Social Security Benefit'ten faydalanmak istiyorsanız, yıl sonunda ödeyeceğiniz vergiyle, yani self-employment vergisiyle bu geliri siz de emekli olduğunuzda alabilirsiniz. Fakat burada hem
işveren hem de işçi gibi kendi iş yerinizde olduğunuz için bu %12.4'lük sosyal security vergisi ve işte biraz sonra bahsedeceğimiz Medicare alabilmek için sağlık vergisi 2.9, yani toplamda 15.3'lük self-employment vergiyi ödemeniz gerekmektedir. Yıl sonunda vergi beyanınızda bunları, bu ödemeleri yapıp ve minimum elde edilmesi gereken rakamı da elde etmişseniz siz de iş sahibi olarak Social Security Benefit, yani emeklilik maaş almaya hak kazanabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik gelirleri nasıl hesaplanmaktadır? Bunun tabii pek çok formülü var. Biraz sonra bu formülleri bir programa dökmüşler. Onu da inceleyeceğiz. Ama kabaca tarifi, bütün aldığınız maaşları ortalaması çıkarılıyor. 30 senelik, 25 senelik işte ne kadar çalıştıysanız o yılların toplam ortalaması çıkarılıyor. Ve bu ortalamanın ilk $895'lık kısmının %90'ı, sonraki 5.397 dolara kadar olanki kısmın %32'si ve eğer rakamınız bu ortalama rakam 5.397 rakamından da daha yüksekse o takdirde onun da %15'i toplanıyor ve böylelikle sizin alacağınız aylık maaş ortaya çıkıyor. Fakat tabii bu çok zor bir formül. Bunu hesaplamak için de yıllık artışlar konuluyor. Pek çok indeks rakamları var. Bunun yerine kendi programlar içerisinde bir sistemle bunu öğrenmenize izin veriyorlar. Social Security'nin kendi web sayfasında alacağınız maaşı hesaplayabilmeniz için bir hesaplama programını size takdim etmişler. Diyelim ki şahsımız 1.1.1975 yılında doğmuş olsun ve 67 yaşında emekli olmaya karar versin. Bugünkü rakamlarla ne kadar emekli maaşı almaya hak kazanacak? Diyelim ki bu şahıs yeni gelen arkadaşlarımıza ne olsun 2017 yılında 34 bin dolar, 2018 yılında 38 bin dolar, 2019 yılında 40 bin dolar kazanmış olsun. 2020 yılında 41 bin dolar kazanmayı tahmin ediyor ve 2021 ve sonrasında da işte 45 bin dolar civarında bir gelir olacağını tahmin ediyor. Sistemden bunu hesaplamasını istediğimizde ilk başta işte şu anda sigortalı olduğunuz fakat özürlü sigortasını şu anda kazanamadığınız gözüküyor. Bunun sebebi 5 yıllık içeriye sisteme para ödeme şartı bulunmakta. Eğer 5 yıllık ödeme yapılmış olsaydı biz şu an için daha henüz 3,5 yıllık bir ödeme yaptık. Eğer 5 yıl doldurulursa artık özürlü olarak erken emekli, mağlulen emekli olma hakkına sahip olacaksınız. Ya da vefatınız durumunda çocuklarınız veya eşiniz emeklilik maaşı alma hakkına sahip olacak. Bu biraz önceki örnekteki şahsımızın gelir durumu bu şekilde olursa aylık olarak $1,360 emekli maaşı almaya hak kazanıyor emeklilik yaşı geldiğinde. Eğer bu tabii bugünün rakamlarına göre hesaplanmış. Eğer gelecekte enflasyon miktarı dahil edilerek ne kadar para elde edeceğinizi ya da ne kadar geliriniz olacağını öğrenmek istiyorsanız bu rakam 2948'e ulaşıyor. Yani emeklilik yaşı olan 2042 yılında 1975'li kişi 2042 yılında emekli olduğunda o zamanın rakamlarıyla $2,948 ya da işte bugünün rakamlarıyla $1,360 bir emeklilik maaşına sahip olacak. Eğer bu kişi emeklilik yaşına gelmiş eşi eğer bir yerde çalışmamış ya da Sosyal Güvenlik
kurumuna bir para ödemediyse 67 yaşında, eşi 67 yaşına geldiğinde maaşının, eşinin maaşının yarısı kadar bir rakam ya da 62 yaşına geldiğinde eşinin maaşının yarısından biraz daha düşük, biraz sonra o hesaplamaları göstereceğim, bir maaşı da hak kazanacaktır. Yani aileye yaklaşık olarak 2000 dolar civarında bir sosyal güvenlik geliri sahip olma hakkı doğacaktır. Sosyal güvenlik gelirlerinizi hesaplamak için bu sayfadan sizler de ulaşabilirsiniz. Ya da Social Security'nin kendi ofisi a.gov adresinden bir hesap oluşturup şu ana kadar topladığınız geliri görebilir ve gelecekte emekli olacağınız zamanda tahmini rakamlarınızı yazarak siz de tahmini olarak ne kadar bir emeklilik maaşı alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar Social Security benefit'e yani emeklilik maaşına başvurma yaşı işte 62'den başladığını zaten biraz önce konuşmuştuk. Genelde 62 yaşına girmiş insanların %42 yani emekli olan insanların %41'i 62 yaşında emeklilik başvurusu yapmakta. %22'si ise 66 yaş şu anda işte malumuz göreceli olarak arttığı için 62 yaşında emekli olmayı tercih etmekte. Genelde çoğunluk erken emekliliği ve erken emeklilik sayesinde emekli maaşı almayı tercih etmiş. Geç emeklilik ise biraz önce bahsettim. Eğer kendinizi güçlü hissediyor, çalışmaya devam etmek istiyorsanız 70 yaşına kadar emeklilik maaşına başvurmak zorunda değilsiniz. 70 yaşından sonra artık emeklilik maaşı başvurusu yapmanız gerekmektedir. Her yıl için %8'lik bir maaşınızda artış olacaktır. Yani 67 yaşına geldiniz ve kendinizi güçlü hissediyorsunuz. O takdirde 3 sene daha çalışıp işte 67 yaşında alacağınız maaşı biraz önce örnekte 1360 doları mesela her yıl %8 arttırarak 70 yaşında daha yüksek bir maaşa sahip olabilirsiniz. Ama erken emekli olursanız o takdirde erken emeklilikte işte doğum yaşınıza göre normal almanız gereken rakamdan daha düşük bir rakam elde edeceksiniz. Yani diyelim ki işte 1000 dolarlık 67 yaşında alacağınız maaş 62 yaşında emekliliği tercih ederseniz 60 ve sonrasında 1960 ve sonrasında doğanlar için 700 dolara düşecek. Ya da sizin eşiniz de 62 yaşında emekli olmayı tercih ederse ya da hiç çalışmamış ama sizden dolayı emeklilik maaşı alacaksa o zaman işte sizin maaşınızın yarısı olan bu rakam bu sefer de %35'e düşmektedir. Fakat eş durumundan alınan maaş siz 67'den sonra emekli olmasanız da eşiniz için artmamaktadır. Eşiniz de 67 yaşında emekli olursa %50'yi hak kazanır. Ama daha fazla beklerse sizden dolayı daha fazla maaş almaz. O %50 rakamı fikstir 67 yaşından sonra. Öncesinde olursa da işte biraz önce gösterdiğim tablodaki gibi bir düşüşle maaşını alacaktır. Bu da kabaca farkı görebilmeniz için. Yani işte normal şu anda 66'yı doldurmuş, 67 yaşına girmiş bir insan 1983 dolar alırken eğer işte 4 sene daha beklerse, bu 67 olacak işte 1960 doğumlar için, sonrası doğumlar için 2660 dolar aylık maaşa sahip olabilecek. Ya da erken emekli olursa 62 yaşında o da 1394 dolara bu sefer emekli maaşı düşmüş olacak. Bu tamamen şahsın yıllık olarak ne kadar masrafı olacağını hesaplaması, sağlık durumu ve o zamanki şartların ne göstereceğiyle alakalı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde insanlar özel emeklilik birikimleri yaptıkları için bu ekstradan sosyal güvenlik gelirini birinci planda tutmuyorlar. O yüzden 62 yaşında emekli olup o gelire de başlatıyorlar. Ama bizler gibi düşük gelir grubunda olan kişiler ya da Amerika'ya yeni gelmiş çok fazla birikimi
olmaması öngörülen, inşallah olur herkes için ama hani realitelerle hareket eden kişiler için sosyal güvenlik maaşı çok önemli. Bu yüzden bizim doğru tercihler yapmamız önemli ve değerli. Tabii sosyal security'den alacağınız para da vergiye tabi. Eğer sadece sosyal security parası alırsanız bu belki belli birimlerin üstüne çıkmayacağı için yani büyük bir olasılıkla vergilendirilmeyecektir. Ama normalde sosyal security gelirinizle birlikte başka bir geliriniz varsa bu da bir vergiye tabi. Bunun da bir hesaplama modeli var. İşte gelirinizin durumuna göre belli rakamlarda işte 25 bin dolara kadar eğer bir gelirini sosyal güvenlikten aldığınız bir gelir varsa bunun herhangi bir vergilendirmesi yok. 25 bin ile 30 bin, 34 bin dolar arasında sosyal security benefit elde ediyorsanız mesela bir aile için düşünün işte biraz önceki aile 1360 dolar kendi eşi de yarısını aldığını düşünelim işte eşi de 67 yaşında emekli olduğunu düşünelim 2000 doların üzerinde bu da işte bir yıl üzerinde 24 bin yapar ama ikisi de normal 1360 dolardan emekli olsaydı yani eşi de çalışıyor olsaydı o zaman bu rakam 25 bini geçecektir o zaman sizin diğer gelirlerinizle birlikte toplandığında geliriniz sosyal güvenlikten aldığınız paranın %50'sinin üstüne çıkamaz. Yani bu kadar ancak devlet sizden vergi alabilir. Eğer 34 bin dolar üzerinde bir geliriniz varsa da bu seferde gelirinizin, yani sosyal güvenlikten aldığınız paranın %85'in üzerinde bir vergi size tahakkuk ettirilemez. Bu şahıslar için eğer aile olarak başvuruyorsanız, yani vergilendirmeyi eşinizle birlikte yapıyorsanız bu rakam 25 binden 32 bine çıkıyor. 32 bine kadar vergilendirilmiyorsunuz ve işte üstündeki rakamlar içinde %50 ve 85 bantları bulunmakta. Bu hesaplama için işte normal geliriniz eğer bir faiz vergiye tabi olmayan bir faiz geliriniz varsa faiz geliriniz ve sosyal security'den aldığınız paranın yarısı toplanıyor. Bu rakam ortaya çıkıyor. Bu rakam işte biraz önce gösterdiğiniz rakamlardan yüksekse bunun bir vergisi olacağını da hesaplamak gerekir. İsterseniz iki tane örnek üzerinde inceleme yapalım. 2010 yılında çalışma hayatına başlamış. 2042'nin Ocak ayında emekli olmayı düşünen Ali Bey. Ali Bey işte 67 yaşında normal emeklilik sahibi olmak istiyorsa bu gelir tablosuna göre aylık olarak 1812 dolar bir geliri olacaktır. Ali Bey'in eşi Ayşe Hanım hiç çalışmadığını düşünelim ve 62 yaşında erken emekli olacak. Erken emekli olunca normalde Ali Bey'in maaşının yarısı yani 1812 bölü 2 906 dolar alması gerekirken 67 yaşına kadar beklemediği için bu rakamın ancak %65'ini alacak, %35'lik bir kesinti olacak. 589 dolar almış olacak. Toplamda ailenin geliri 28.812 dolar yıllık olarak emeklilik geliri olmuş olacak. İkinci örnekte ise işte Ali Bey ve eşi Ayşe Hanım ikisi de çalışıyorlar. Ve Ali Bey ile birlikte ikisi de Ocak 2042'de emekli olmaya karar verdiler. Ali Bey 67 yaşında, Ayşe Hanım ise 62 yaşında emekli oldu. Yine Ali Bey 1812 dolar emekli maaşı alacak ama eşi erken emekliliği tercih ettiği ve işte kendi emeklilik maaşı olduğu için 1268 dolar bu sefer almaya hak kazanacak. Ailenin de diyelim ki 40 bin dolarlık başka bir geliri var, net bir geliri var. O zaman ailenin toplam yıllık geliri brüt olarak 76.960 dolar olacaktır. 76.960 dolar nasıl vergilendirilecek? İşte biraz önce söylediğimiz net gelir 40 bin dolar artı herhangi bir yerden faiz geliri yok sıfır ve 18.480 dolar da işte şeyin sosyal güvenlikten aldığı gelirin yarısı toplamda 58.480 dolarlık bir gelirleri olmuş olacak.
Bu 58.480 dolar şu andaki vergi diliminde %12'ye denk geldiği için 7.018 dolar vergi ödemeleri gerekecek. Vergi sonrasında ellerine kalan para 69.962 dolar olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok işveren çalışanlarının emeklilik planlarını yapabilmesi, maaşlarından belli bir miktarın emeklilik için tasarruf sağlaması ve şirketin de bu tasarrufa destek olması maksadıyla çalışanlarına değişik planlar sunmaktadır. Bunların en çok bilineni 401K'lardır. 401K benzeri farklı iş gruplarında benzer emeklilik planları da mevcuttur. 401K genellikle özel şirketlerin kullandığı bir emeklilik planıdır. 403B işte vakıfların, okulların, hastanelerin kullandığı bir metottur. 457 işte eyalette veya belediyelerde çalışan bazı üniversiteler ya da lokal okulların kullandığı bir emeklilik planı sistemidir. Ya da işte federal hükümette çalışanları için thrift saving planlar vardır. Bunlar çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak emekliliğe bir hazırlık yapmak ve işverenin de bunlara destek vermesini amaçlayan planlardır. Genellikle pek çok finans kurumu, bankalar ya da özel sigorta şirketleri bu planları şirketlere takdim eder. Şirketler de çalışanlar için, en iyisi için pazarlık yaparak bu şirketlerle bir anlaşma yaparak bu planları şirkette çalışanlarına sunarlar. 401K ya da işte 403B, 457 her biri için yıllık olarak belli bir rakam çalışanın maaşından maksimum bir rakam tasarruf etmesi sınırı konulmuştur. Minimum rakam olmamakla birlikte işte ne kadar çok para koyarsanız eğer şirketinizde işte sizin tasarrufunuzun yarısı kadar ya da işte %3, %5 maaşınızdan emeklilik fonuna koymayı taahhüt ediyorsa sizin yapacağınız tasarruf miktarıyla match etmek dedikleri eşit miktarda destek olacağını söylüyorsa bunlar size ekstradan bir gelir olacağı için ne kadar çok tasarruf yaparsanız bu planlarda şirketinizde size bu şekilde destek olacak ve daha bir fazla emeklilik fonuna sahip olma şansınız olacak. Bu sınır 19.500 dolar 2020 yılı için ama 50 yaş ve üstündeyseniz devlet sizin daha hızlı tasarruf yapmanıza yardımcı olmak maksadıyla 6.500 dolar daha fazla bir tasarruf şansı veriyor. Yani 50 yaş ve üstündekiler 401K veya benzeri hesaplara 26.000 dolar yıllık olarak tasarruf hesaplarına gönderebilirler. Çalışanın ve işte işverenin birlikte toplam 57.000 dolar maksimum yıllık olarak 2020 yılı sınırı tasarruf etme ve emeklilik fonuna para bir kişi için gönderme hakkı var. Fakat bu rakam işte 50 yaş ve üstündekiler için 6.500 dolarlık fazlalıktan dolayı 63.500'e denk geliyor. Yani şirketinizin açtığı emeklilik planına 49 yaşından gençseniz 19.500 dolara kadar yıllık, 50 yaş ve üstündeyseniz de 26.000 dolara kadar yıllık tasarruf yapabilir ve emekliliğiniz için bu paraları daha sonra kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Bu 401K'nın ya da işte onun türevlerinin, benzerlerinin vergilendirme metoduna göre iki tane farklı şekli var. Birisi traditional 401K, ikincisi Roth 401K. Traditional 401K verginin ötelenerek emeklilikte parayı çektikçe ödenmesine, Roth 401K ise verginin işte tasarrufu yaptığınız yılda ödenmesine ve emeklilikte vergisiz bir kazancın kullanılmasına dayalı olarak kurulmuş sistemler. İkisinin de kendince farklı avantajları olabilir. Eğer çok yüksek gelir grubundaysanız, çok yüksek bir vergi diliminden vergi ödüyorsanız, emeklilikte daha az geliriniz olacağını düşünüp daha az bir vergi grubuna düşeceğinizi düşünerek
vergiyi öteleyebilirsiniz. Ama emeklilikte ne olur ne olmaz, şu anda param var diye düşünüp şimdiden vergi ödeyip o zaman vergi bırakmamak da bir yol olabilir. Eğer vergi yükü çok yüksek olacaksa, biraz önce gösterdiğiniz emeklilik maaşınızın ötesinde farklı gelirleriniz de olacaksa, bu hesabı mutlaka bir profesyonelle yapıp ona göre seçim yapmak daha doğru olacaktır. Bir örnekle ele alalım. Maaşı 100 bin dolar kişinin 100 bin dolarlık maaşını Roth 401k'ya koyması ya da Traditional 401k hesabına koyması ne ifade eder? Nasıl bir farklılık arz eder? İşte 401k Traditional olursa 20 bin dolar vergi muafiyetinde o gelirde düşürecek. 80 bin dolarlık bir gelir olacak ve bunun %24'lük vergi diliminden 19.200 dolar vergisi çıkacak. Ama eğer Roth 401k vergiyi şimdi ödeyeyim derseniz, o zaman 100 bin dolarınız %24'ten 24 bin dolar olarak vergilendirilecek. Tabii yıl sonunda eve getireceğiniz o sene için para daha düşük olacak. Ama emeklilikte belki vergi verme mecburiyetinde kalmayacaksınız. Bu 401k hesaplarının pek çok finans kurumu, banka farklı şekilde servis sunmakta ve her birinin farklı gelir gruplarında garantili gelirler, efendim işte daha riskli gelir gruplarında size imkanlar sunmaktadır. Bunları işte bir finans profesyoneliyle konuşmak ve ona göre seçim yapmak daha doğru olacaktır. Fakat mutlaka ve mutlaka şirketinizin size sunduğu bu 401k imkanını değerlendirmek çok önemli. Çünkü her bir şirket sizin yaptığınız tasarrufun bir miktarı kadar da bu fona para koymaktadır. Diyelim ki işte kimisi sizin miktarınız kadar meç etmektedir. Siz %3 maaşınızdan kesinti olsun isterseniz onlar da %3 destek vermektedir. Kimisi sizin yaptığınız birikim ya da tasarruf o yıl için onun yarısını taahhüt etmektedir. Ve bunlar da tabii aslında sizin maaşınızda olmayan ama ekstradan size verilmiş olan fırsatlar, benefitler olacağı için mutlaka değerlendirmekte fayda var. Peki şirketinizin dışında ya gelir grubunuz çok yüksek ya da şirketiniz size 401k gibi bir fırsat sunmuyorsa o zaman ne yapabilirsiniz? Ya da işte ekstradan 401k ile birlikte biraz daha fazla param var, daha fazla tasarruf yapmak istiyorum ama 401k'nın sınırı 19.500, bu paralarımı nasıl değerlendirebilirim düşünüyorsanız şahıs olarak da emeklilik fonları tasarruf yapma fırsatları var. Bunu da yine pek çok finans kurumu size işte planlar halinde sunuyor. Biraz önce söylediğim gibi her birinin farklı gelir gruplarında farklı planları var. Bunu siz bir finans danışmanından destek alarak seçebilirsiniz. Ya da eğer hani finans kurumlarına ya da Amerika'daki finansa hakimseniz kendinize uygun olan plana seçim yapabilirsiniz. Bunda da işte IRA'lerde de Traditional ve Roth IRA diye biraz öncekinin çok benzeri, 401k'nın çok benzeri bir şey var. İşte Traditional'da vergi sonradan ödeniyor. Roth'ta ise vergi önceden maaşınızı veya tasarruf yaptığınız zaman o yılki verginizden vergi olarak ödeniyor, o gelir ama emekliliğinizde ödenmiyor. Bu tabii 401k'lar kadar yüksek bir tasarruf imkanı sunmuyor size. Şu anda bu yıl için işte 6.000 dolara kadar, eğer 50 yaşında ve üstündeyseniz de 7.000 dolara kadar tasarruf yapabilirsiniz. Traditional IRA'lerin bir dezavantajı minimum ödeme, yani her yıl belli bir oranda bir parayı sisteme koymanızı istiyor ve bu 70,5 yaşına kadar bu ödemeler devam ediyor. Ama Roth'ta böyle bir mecburiyet yok. Yani isterseniz koyarsınız, istemezseniz koymazsınız. İşte Roth'ta tabii bir gelir limiti var. Traditional'da ise bu yok. Roth'ta 196 bin doların üstünde bir
yıllık geliriniz varsa 6.000'in altında bir tasarruf yapabilirsiniz. Eğer geliriniz 206 bin ve üstündeyse artık Roth IRA hesabı açarak tasarruf yapamazsınız. Traditional yapabilirsiniz ama traditional'ın da kendi içerisinde dezavantajlı yanları bulunmakta. Bu ikisinin karşılaştırmalı tablosunu buradan da görebilirsiniz. Peki işveren olarak emeklilik planlarına, işte sosyal güvenlik dışında siz nasıl katılabilirsiniz? Nasıl kendi şahsi tasarrufunuzu ya da şirket tasarrufunuzu kullanabilirsiniz? Küçük KOBİ'ler için sunulmuş 3 tane farklı emeklilik planı, çok bilinen emeklilik planı var. İşte SOLA 401K'lar, SEP IRA'lar, Simple IRA'lar. Bunların üçünün karşılaştırmasında genel itibariyle Simple IRA'lar işte 100 kişinin altında işçi çalıştıran, genelde hani belli bir rakamda işçisi olan şirketler için, ama self-employed ve SEP IRA'lar oldukça düşük işçi çalıştıran firmalar için avantajlı. Self-employed de zaten sadece kendisi ve hanımı için öyle bir tasarruf yapabiliyor ve işte eğer kendisine bir maaş yazıyorsa 19.500'e kadar bu hesaba solo işte self-employed 401K'ya emeklilik için para koyabilir. 50 yaşını üstündeyse 26 bine kadar çıkar. Biraz önceki 401K'da gördüğümüz gibi. Ama bir KOBİ sahibinin hem işçi hem de işveren olma sıfatı olabileceği için işveren olarak da işte 57 bin dolara kadar ya da işte karının yüzde ya da gelirin %25'ine kadar, bu 57 bin doları geçmemek şartıyla tasarruf yapma şansına sahip olabilir. Eğer hem işçi hem işveren olarak birlikte yapacaksa bu rakam 57 bini geçemez. Yani işçi olarak kendine maaş yazıyorsa işte 26 bin dolar 50 yaşın üstündeyse yazıp geri kalanını da işveren olarak işte 57 bine tamamlayabilir. SEP IRA'lerde ise işte self-employed'ler, küçük işletme sahipleri işçileri için bu hesapları açabilirler. Ve işte genellikle işte %25'ine kadar şeylerinin gelirlerinin ya da 57 bin dolar maksimum bu emeklilik fonuna katkıda bulunabilirler. Şeyde ise, Simple IRA'lerde ise hem işçi hem de işveren birlikte destek olabilir bu rakamlara. İşte 2020 yılı için çalışan işçinin maaşından kesinti yapılarak emeklilik fonuna koyabileceği para 13.500 dolardır. Buna işte eğer 50 yaşını üstünde ise 3.000 dolar daha fazla bir rakamla 16.500'e çıkabilir. 2020 yılı yine sınırlarında işveren de bu fona katkıda bulunabilir. Bu rakam 5.700 doları geçememektedir. Eğer bir KOBİ sahibisiniz, küçük bir işletmeyseniz, sizin için de özel sigorta şirketlerinden ya da finans şirketlerinden emeklilik satın alma şansı bulunmaktadır. Özellikle gelir grubu yüksek işte iş yeri sahiplerinin buradan faydalanarak gelecek için hazırlık yapmasında oldukça ehemmiyet var. Yani rakamlar da oldukça yüksek. İşte self-employed olarak eğer çalışıyorsanız, yani self-employed olarak Uber'de yapabilirsiniz, Amazon'da bir şeylerde satıyor olabilirsiniz ve geliriniz de yüksekse bu gelirinizden bir miktarını, hani 57 bin dolara kadar bir miktarını, ki iyi bir rakam, işte emekliliğiniz için şu anda tasarruf edebilir, sonrası için de emeklilikte rahat etme şansınız olacaktır.
Tabii emeklilikte insanı Amerika'da düşündüren şeylerden bir tanesi de sağlık. Çünkü malumunuz hani sağlık sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça karmaşık ve pahalı. Bu yüzden emekli olduğunuzda sağlık harcamalarınız için de bir hazırlık yapmanız gerekir. Devletin emekli olan kişilere şu anda 65 yaş sınırı bu. Daha sonra artar mı belli değil ama şu anda 65 yaşına gelmiş kişiler eğer sisteme 10 yıl boyu medtax ödediyse işte bu da normalde sizin maaşınızdan 1.45 işverenin de katkısıyla 1.45 2.90 sizin maaşınızın 2.90'ına denk gelen bir miktarın yıllık olarak devlete ödenmesiyle sağlanabilmektedir. Ya da işverenseniz yine işte siz de eğer bu vergiyi öderseniz ama tabii işveren olduğunuz için ikisini birlikte yani 2.90 olarak ödemeniz gerekmekte. Bunu işte self-employed tax içerisinde zaten siz otomatik pek çok TurboTax gibi sistemlerde sizin önünüze sunmaktadır. Ya da eğer vergi bildiriminizi başka birisi yapıyorsa bunlara dikkat edecektir mutlaka. İşte gerekli olan birikimi içeride işte 10 yıllık o çalışma taahhüdünü yerine getirmişsiniz ve emeklilik yaşına geldiyseniz şu an için 65 bu sınır biraz önce söylediğim gibi Medicare'in iki tane sunduğu Social Security Kurumu'nun daha doğrusu sunduğu iki tane farklı Medicare sağlık sigortası paketi bulunmakta. Bunlardan birincisi Medicare Part A dediğimiz hastane harcamaları ve bazı ev bakım masraflarını karşılıyor. Bunu emekli olan her kişiye sunuyorlar. 65 yaşını geçmiş ve biraz önce söylediğim gibi medtaxleri içeriye gerektiği kadar ödenmişse. Fakat Medicare Part B işte sizin belli bir katkı yapmanızı gerektiriyor. Bu rakam gelir durumunuza göre ne kadar içeriye ödeyeceğinizi biraz sonraki tabloda göreceğiz. Medicare Part B'de ise doktor ziyaretleriniz, bazı işte kalıcı tıbbi cihazlar ya da evde sağlık hizmetleri gibi pek çok işte yaşlılıkta ihtiyacımız olacak sağlık hizmetini içermekte. Bunların dışında özel sigorta şirketleri Medicare Part C'di ya da Medicare Part D gibi işte ilaç veya farklı farklı işte grupları içeren paketler sunmaktadır. Bunların her birini satın almak tabii maliyetli olacaktır ama hiç olmazsa içeriye Medicare ödemesinin yapılmış olmasını ve hastane harcamalarımızın hani çok acil durumlarda karşılanmasını mutlaka sağlamak lazım ve emeklilik olunduğunda Medicare Part B'yi eğer gelir durumumuz çok düşükse tabii Medicaid'den de faydalanabiliriz. Yani ikisi birlikte de olabilir. Medicaid'den Medicaid birlikte de kullanılabilir ama o rakamları tutmayacaksa eğer işte o zamanki emeklilik maaşımız sınırın üstünde kalacaksa sadece Medicare'den faydalanacaksak Medicare A'yı mutlaka zaten almış oluyorsunuz. Medicare Part B'yi de almak elzem olacaktır. Bunun sınırları şu an için işte 87 bin dolara kadar eğer bir kişi olarak vergiyi beyan ediyorsanız aile olarak da 174 bin dolara kadar vergi beyanınız varsa, yıllık gelir beyanınız varsa sadece aylık 144.60 yani 145 dolar bir ödemeyle bu Medicare Part B'yi alabilirsiniz. Ama geliriniz yükseldikçe ödeyeceğiniz rakam da yükselmekte. Normalde işte bu biraz önce okuduğum birinci gelir grubundakiler için gelirden dolayı bir ek maliye çıkmıyor. Sadece işte bu hizmetin minimum ödenmesi gereken rakamı 145 dolar. Ama bundan sonraki şey gelir grupları arttıkça rakamlar bu rakamlar da artmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde emeklilik oldukça farklı kurumları ve konuları bir araya getirdiği için aslında biraz karmaşık gözüküyor. Bu yüzden pek çok
danışman firma bulunmakta. Ama en elzemi mutlaka çalışansanız ve veya işte KOBİ sahibiyseniz içeriye sosyal güvenlik kurumuna paraların ödenmiş olmasını temin etmek ve böylelikle emeklilik yaşı geldiğinizde sosyal güvenlikten emeklilik maaşı alabilmek ve en önemlisi sağlık hizmetinden en azından hastaneler bazında yararlanabilecek medikiyerden faydalanma şansına sahip olmak. İkincisi, eğer imkanınız varsa çalıştığınız iş yeri 401K gibi bir size imkan sunuyorsa mutlaka bundan faydalanmak. Çünkü hem ekstradan bir para şirketimizden gelecek hem de sizi zorunlu olarak tasarrufa itecek. Çünkü malumunuz hani düşük gelir grubundaki Amerika'da yaşayan pek çok insan tasarruf yapmayı çok planlayamıyor. Ama emeklilik yıllar çok hızlı geliyor ve geldiğinde de bu sefer pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor. Eğer gelir grubunuz daha yüksekse ekstradan IRA'lerle tasarruf yapmanızı mutlaka tavsiye ederiz. Umarım sağlıklı bir emeklilik yaşanır. Ama başımıza dünya hali pek çok şey gelebileceğini de düşünerek mutlaka bugünden emekliliğinize hazırlık yapmak, o dönemki sağlık ve finans durumlarımızı şimdiden kestirmeye çalışarak, ihtiyaçlarımızı kestirmeye çalışarak bugünden o döneme hazırlık yapmak çok önemli. Amerika gibi sosyal devlet anlayışının zayıf olduğu ülkelerde kendi başımıza kaldığımızda hele hele güçten kuvvetten düşüp de çalışamaz hale geldiğimizde pek çok sorunla karşılaşabiliriz. Umarım şimdiden geleceğe hazırlanma şansımız olur. Teşekkür ederim.